Selamünaleyküm sevgili dostlar. Herkese selamlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben de iyiyim. Sağ olun. Allah razı olsun. Soranlara tabii ki. Şimdi değerli dostlar 18. bölümümüzdeyiz. Berhetiye derslerinde. 18. bölümdeki ismimiz hangi isme gelmişiz hemen bakıyoruz. Huturin ismine gelmişiz. Huturin ya da Huturin diye de uzatılır. Bu ismin karşılık gelen esması ise Ya Cebbar ya Muntakim esmalarıdır. Ya Cebbar ya Muntakim esmalarıdır. Anlamı ceza veren, cezasız bırakmayan, yapılan hataları, günahları karşılıksız bırakmayan, onları cezalandıran anlamındadır. Biliyorsunuz Ya Cebbar celali bir esmadır. Ya Muntakim celali bir esmadır. Ya Cebbar güçlü ve kudretli olan, istediğini yapan, zorla yaptıran, mutlak hükümran anlamlarına gelir. Bu isim Allah'ın günahkarları cezalandırma veya adaleti uygulama gücüne sahip olduğunu gösterir. El-Muntakim ise intikam alan, cezalandıran anlamlarına gelir. Bu isim Allah'ın zulmü ve haksızlığı affetmediğini ve yapanlara hak ettiği cezayı dünyada olmasa da cehennemde vereceğini gösterir. Yine biz Huturin kelimesini köken bakımından incelediğimizde Hutura ya da Hutura gibi kelimelerde görebiliyoruz. Bu da Süryanice'de var. Süryanice'de hutura ya da hutura kelimesi günah, suç, kabahat anlamlarına geliyor. Ama bizim ya cebbar ve ya muntakim kelimelerinin anlamını karşılayacak olan kökeni ise Aramice'de görüyoruz biz. Aramice'de hutrin diye bir kelimemiz var. Bu kelime ise ceza veren, adaleti sağlayan, yani verdiği cezayı adaleti sağlamak için veren anlamlarına gelen bir kelime olduğunu görüyoruz. Bu da bize ya cebbar ve ya muntakim kelimelerini veriyor. Çünkü o kelimede adaleti sağlamak için haksızlık yapana verilen cezayı ifade ediyor, değil mi? Ceza verilen, cezalandıran anlamlarına geliyor. Dolayısıyla huturin kelimesini böyle değerlendiriyoruz. Huturin kelimesi de ceza veren, cezalandıran anlamlarına gelir. Yani adalet için bunu yapan anlamlarına gelir. Bununla beraber değerli dostlar yine ekranın sağ köşesinde cephe menzilini görüyorsunuz. Ekranda da verdim, oradan da bakabilirsiniz. Eski videolarda, yani bu isimleri anlattığımız videolarda menzilleri koymamıştık ama daha sonradan işte arkadaşlarımızın tavsiyesi üzerine, hani bir daha videoyu geri dönüp aramasınlar diye cephe menzillerini de koyduk, isimlerin, esmaların. Bu da cephe menziline mensup bir esmadır. Huturin esması, Huturin kelimesi. Karşılığı ya cebbar ya muntakimdir. Peki bu ismimizin bir havası celilesi var mı? Var tabii ki, bir tanesini verelim. Bu da değerli dostlar hak alma işlemidir. Haklı olduğunuz bir tartışma veya uzlaşma toplantısına gidiyorsanız bu işlem uygulanırmış. Haklı olduğumuz bir görüşmeye giderken, örneğin alacak verecek davasında hakkımızı istemeye giderken, mahkemeye giderken veya haklı olduğumuz herhangi bir işlemde üstün gelmek için, yani bizim oradan zaferle çıkabilmemiz için bu işlemi uyguluyoruz. Nasıl uygulanıyormuş? Ya Huturin 170 defa uygulanıyor. Ya Huturin 170 defa uygulanıyor. Bunun yanı sıra tabii ki sen Ya Cebbar ve Ya Muntakim'i de yine aynı sayıda, 170 sayısında okuyabilirsin ama bu işlemde tavsiye edilen, tavsiye olunan Huturin kelimesini okumak. Tabii bu okumalarda abdestsiz yapılabiliyor ama besmelesiz yapılmıyor. Ve bu tür okumalarda mutlaka niyetle okuyacağız. Niyet duası dediğimiz şeyi yapacağız. Niyet duası ne demek? Dua etmek, Rabbimize yalvarmak demek. Niyet duası demekse niçin dua ettiğimizi ya da o işlemi niçin yaptığımızı söylemek anlamına geliyor. Bu da niyet duasıyla yapılır. Yani Ya Rabbi ben Kürşat Berkkan'ın yanına gidiyorum. Benim paramı vermiyor. Ya da Ya Rabbi ben Kürşat Berkkan'ın yanına gidiyorum. Ben haklıyım. Haklı olduğumu ona da anlamasına sağla Ya Rabbi. Beni bu görüşmeden zaferle çıkar Ya Rabbi diye gidiyorsun ya. İşte orada bu ettiğin dua niyet duası oluyor. Yani bu hak alma işleminde de haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız bunu mutlaka yapabilirsiniz. Örneğin bir iş yerinde çalıştın, ayrıldın, paranı alamadın. Tekrar görüşmeye gidiyorsun paranı alayım diye. Bu işlemi o yapabilirsin, okuyabilirsin. Ama tabii ki zalimden hak alma diye bizim Havas eğitimlerinde daha etkili ve denenmiş
Başka işlemlerimiz de var. Onları da yapabilirsiniz. Onları yapmak için Havas eğitimine sizleri bekliyoruz. Evet, bu derste ne işledik değerli dostlar? Huturin kelimesini anlamaya çalıştık. Huturin kelimesini işledik. Ya Cabbar ve Ya Muntakim esmasına karşılık geldiğini gördük. Ve bu da ceza veren, cezalandırılan, adaleti sağlamak adına bunları yapan anlamlarına gelen kelimeleri gördük. Ve böylelikle 18. dersimizi bitirmiş olmuşuz. 18. dersimiz de bitti. İnşallah 19. derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Havas ilminin sır perdesi açılıyor. Eğitime katılanlar ilahi lezzete ulaşıyor. Çok korktum. Kafamda tülbentim var. Tülbentim üzerine de kulaklığım var. Ama o sanki tülbent benim yüzüme doğru kapandı ve ben çok utanmaya başladım. Utandıkça başım böyle hafif hafif sanki önümde o tülbentim tamamen benim yüzümü kapattı ve önümde şey yaptım. Hala kalbim böyle atmaya başladı ama hala çok korkuyordum. Sanki bir şey bana dokunacakmış gibiydi ve ağlamaya başladım. Ama çok hüngür hüngür ağlamadım. Sanki hani biz günahkar kullarız. Onlar gerçekten sadece şey dedim. Ya Resulallah'a selam olsun dedim ve ağlamaya başladım. Evet, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hocam ben siz daha kalp tasını anlatmaya başladığınız bir enerji hissettim. Hala da olamıyorum. Okumanın yarısında başımda çok şiddetli ağrı hissettim. Biraz geçti ama hala devam ediyor. Havas ilmi ile hayatınıza yön verebilir, bereket, şans, kariyer gibi tıkanıklıkları açabilir, metafizik enerjilerden arınabilirsiniz. Ben de gözümü kapattığım an gözümün önüne böyle renkli şeyler gelmeye başladı. Mor, sarı. Sonra kurt gördüm. Kurda benzer bir şey. Ondan sonra sağ elim zaten kalbimdeydi. Sol elimde dizimin üstündeydi. Böyle bir enerji akımı ama çok yüksek bir şekilde. Bir de sanki biri böyle gelir değer ya size. O şekilde evet. Hissettim. Kalbimin içinde de hani bitirdiniz ya, ondan sonra bir ağrı demeyin de bir baskı gibi şu an hala da hissediyorum. O başladı. Bir de kalbim şu an hala pır pır atıyor. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sadece kalbim yandı. Ağlıyorum ve utanıyorum onun için. Teşekkür ediyorum. Siz de bu eşsiz duyguları hissetmek için Havas eğitimlerine katılın.